Herkese merhaba çocuklar. Bugün matematik dersinde zaman ölçme konumuzdan devam edelim. Saatlerle ilgili alıştırmalar, örnekler yapalım. Şöyle bir tekrar edersek ne demiştik çocuklar? Tam saatlerde yer kovan 12'yi gösterir demiştik. Tam saatlerde yer kovan 12'yi gösterir. Yarım saatlerde yer kovan 6'yı gösterir. 1 saat 60 dakika demiştik. Yarım saat 30 dakika. 30 dakika yani yarım saatlerde yer kovanımız 6'yı gösterir demiştik. Çeyrek saatlerde yer kovan 3'ün veya 9'un üzerindedir demiştik. Bakın saat 4'ü çeyrek geçiyor. Saat 5'e çeyrek var. Çeyrek saatlerde yer kovan 3'ün veya 9'un üzerindedir. Çeyrek geçiyorsa 4.15, çeyrek varsa 4.45 diye söylüyorduk. Şimdi alıştırmalarımızla, örneklerimizle devam edelim. Aşağıdaki dijital saatlerin belirttiği zamanı analog saatlere akrep ve yer kovan çizerek gösteriniz. Okunuşlarını yazınız. Şimdi bakalım çocuklar, burada ne var? Saat 8.15 demiş. Yani saat 8'i çeyrek geçiyor. Hemen ben akrebimi çiziyorum. Kısa olan da akrep. Saat başlarını gösterirdi. 8'i çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor neyin üzerinde olması lazımdı çocuklar? 3'ün üzerinde olması lazımdı. O zaman saat nedir? 8'i çeyrek geçiyor. Yazıyla da yazalım. 8'i çeyrek geçiyor. Evet. Diğer saatimize bakalım. 16.00. 16.00. Saat öğleden sonra 4. Ne demiştik? Öğleden sonraki saatlerimiz değişiyor demiştik. 4.16 idi demiştik. O zaman tam saat bu. Tam saatlerde yer kovan neyin üzerinde oluyordu? 12'nin üzerinde oluyordu. Hemen yer kovanımı 12'nin üzerine, akrebimi de 4'ün üzerine getirdim. Saat ne oldu çocuklar? Saat 4 oldu. Evet. Diğer saatimize bakalım. 23.45. Evet, 45 neydi çocuklar? Çeyrek var. Saatim 11'e çeyrek var. Hemen yine çiziyorum. 11'e çeyrek var. Öğleden sonra 23 olduğu için 11'e çeyrek varı çizdim. Yazıyla da yazıyorum. 11'e çeyrek var. Evet, diğer saatime bakalım. 05.00. Saatim tam 5. Tam saatlerde yer kovan 12'nin üzerinde. Akrep de saat başını gösterecekti. Saatimi de, akrebimi de 5'in üzerine çizdim. O zaman saatim kaç oldu? Saat 5. Evet, etkinliklerimize devam edelim. Aşağıdaki saatlerin belirttiği zamanı öğleden önce ve öğleden sonra olarak örnekteki gibi yazalım. Önce örneğimizi inceleyelim. Saatime bakıyorum. Saatimin yer kovanı nerede? 6'nın üzerinde. Yani saat 6.30. Akrebim nerede? 9'un üzerinde. Saat 9.30. Öğleden önce 09.30. Öğleden sonra 9 ne oluyordu çocuklar? 21 oluyordu. 21.30. Öğleden önce 9.30. Öğleden sonra 21.30 oldu. Şimdi örneklerimizi birlikte yapalım. Diğer saatime bakıyorum. Saatimin akrebi de yer kovanı da 12'nin üzerinde. O zaman saat tam kaçtır çocuklar? 12'dir. 12.00. Bu öğleden önceki saatim. Öğleden sonra 12 kaç oluyordu? 00.00. Evet, öğleden önce ve öğleden sonra olarak saatimi yazdım. Diğer örneğimize bakalım. Saatime bakıyorum. Akrebim 6'nın üzerinde. Yer kovanım 3'ün üzerinde. 3'ün üzerinde ise saat neydi? Çeyrek geçiyor. 6'yı çeyrek geçiyor. Öğleden önce 06
15, öğleden sonra 18, 15. Evet, öğleden sonra 6, saat 18 oluyordu. Çeyrek geçtiği için 15 oluyor. 18, 15 de benim öğleden sonraki saatim. Diğer saatimize bakalım çocuklar. Akrebim 12 ile 1 arasında, yelkovanım 6'nın üzerinde. 6'nın üzerinde ise saat kaçtı? 5'tu. Saatim o zaman 12.30. Öğleden önce 12.30. Öğleden sonra ne diyorduk? 00.30. Evet, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere yazdım. Diğer örneklerimize bakalım. Saatime bakıyorum çocuklar. Akrebim nerede? 10'un üzerinde. Yelkovanım 9'un üzerinde. Yelkovan 9'un üzerinde ise saat neydi? Çeyrek vardı. 10'a çeyrek var. Öğleden önceyi yazalım önce. Saat daha 10 olmamış. O zaman ne diyeceğiz çocuklar? 09.45. 9'un üzerinde ise saat neydi? 45'ti. Öğleden önce 09.45. Öğleden sonraya bakalım. Saat 10'a çeyrek var yazacağım. Öğleden sonra 9 neydi çocuklar? 21.45. Evet, saatim 21.45. 10'a çeyrek var. Diğer örneğimize bakalım. Saatim akrebim 1 ile 2 arasında, yelkovanım 6'nın üzerinde. 6'nın üzerinde ise saat neydi? 5'tu. O zaman öğleden önce saatim 1.30. 01.30. Öğleden sonra 13.30. Evet. Öğleden önce 01.30, öğleden sonra 13.30 benim saatim. Diğer örneğimize bakalım. Akrebim 4'ün üzerinde, yelkovanım 9'un üzerinde. 9'un üzerinde ise saat neydi? Çeyrek vardı, yani 45. Saat 4'e çeyrek var. O zaman ne diyeceğiz çocuklar? 15, öğleden önce, pardon şunu silelim. 03.45. Öğleden sonra saat 4'e çeyrek vardı. Öğleden sonra 15.45. Evet, saat 4'e çeyrek var. Diğer örneğime bakıyorum. Akrebim 2'nin üzerinde, yelkovanım 3'ün üzerinde. Evet, saatim 2'yi çeyrek geçiyor. Öğleden önce 02.15. Öğleden sonra 2 kaç oluyordu? 14 oluyordu. 14.15. Evet, bu da saatimin öğleden önce ve öğleden sonraki şekli. Şimdi aşağıda okunuşu verilen saatlerin belirttiği zamanı analog ve dijital saatler üzerinde gösteriniz demiş. Evet, bu analog saatim, bu da dijital saatim. Şimdi ben aşağıda verilen zamanı saatlerin üzerinde göstereceğim. Saat akşam 8'e çeyrek var. Saat akşam 8'e çeyrek var. Hemen ne yapıyorum? Çeyrek var neydi? 9'un üzerinde olacaktı. 8'e çeyrek var. Analog saatimde gösterdim. Şimdi dijital saatimde gösteriyorum. Akşam dediği için 19.45. 8'e çeyrek var. Evet, diğer örneğime bakalım. Saat 6.30. Evet, 6.30'da ne olacak çocuklar? Akrebimi hemen 6'nın üzerine. 5 saatlerde yelkovanım neyin üzerinde oluyordu? 6'nın üzerinde oluyordu. Sabah dediği için ne yazıyorum? 06.30.
hem analog saatte hem de dijital saatte göstermiş olduk. Saat öğlen 1. Evet, hemen saatimi çiziyorum. Akrebimi 1'in üzerine, yer kovanımı da 12'nin üzerine gösteriyorum. Tam saati gösterdiği için saatim 1. 13:00. Evet. Saat gece yarısı 12'yi çeyrek geçiyor. Gece yarısı 12'yi çeyrek geçiyor. Akrebimi 12'nin üzerine çeyrek geçiyor. Neydi? 3'ün üzerine. Yer kovanımı da 3'ün üzerine koydum. Gece yarısı olduğu için 00:15 dedim. Saat gece yarısı 12'yi çeyrek geçiyor. Saat öğleden sonra 5'i çeyrek geçiyor. Saatimi 5'i çeyrek geçiyor. Evet. 5'i, akrebimi 5'in üzerine, yer kovanımı 3'ün üzerine çizdim. Öğleden sonra dediği için 17:15 dijital saatimle de göstermiş oldum. Saat öğleden önce 11:30. Evet, saatimi 11'in üzerine, yer kovanımı da buçuk dediği için 6'nın üzerine çiziyorum. Öğleden önce 11:30'u göstermiş olduk. Evet çocuklar, bugün örneklerimizle saatlerimizi işledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.